Evet, bugün Eyüpspor'un oyuncuları Mertcan, Emrullah, Tahacan ve Serdar'la beraberiz. Bugün sizle bir oyun oynayacağız. Yaptım yapmadım oyununu. Hiç istemediğiniz bir takıma transfer oldunuz mu? Daha kariyerimin ilk takımı yani. Sen? Ben de yaptım. Ben garanticiyim. Ben yaptım ya. Hayatımın en kötü dönemiydi. Yani. Yanlış bir karar. Bir kere yanlış karar verdim, o da oydu yani. Parayı tercih ettim ama... Ama istemeden diyor abi, sen parayı tercih etmişsin. Tamam, istemeden gittim ama yani. Zoraki gittim oraya. Gitmemem lazımdı, hata yaptım. Hangi sonradan fark ettim. İsim vermeyelim. Ver abi, yok, her yok. Şey burada şeffaf, net. Yok yok, isim vermeyelim. Söyle abi, söyle. Futbolun son dönemleri, söyle. Yok yok, sen karıştın mı? Sen kaçı? Ben Buca'dan ayrıldıktan sonra menajer hatası, yani yetiştirme bedeli çıkıyormuş. Onu bilmeden Ankara Adliyespor'a gitmiştim. Hadi buyur. Davanı çöz. Abi maşallah arkadaşım. Tamam. Evet. İkinci soruya geçiyorum. Hiç gizli gizli Aleyna Tilki dinlediniz mi? No. Açık açık. Açık açık. Gizli gizli. Gizli gizli değil ya, normal dinledim ama şey. Benim tarzım değil. Türküleri falan söylüyor. Benim tarzım değil. Valla benim çocuğum çok seviyor. Aşık gücü sürekli dinliyoruz biz. O senin çocuk daha 1,5 yaşında mı? Abi onu gördüm. Telefondan yemek falan her şeyi yiyor ya. Sen o zaman YouTube kanalına abone olamıyorsun. takım içi kulis yaptınız mı? Yaptık ya, yapmadım diyen yalan söyler yani. Maçlardan sonra değerlendirme diyelim ona. Biz kulis biraz şey kaçıyor böyle de. Biz daha yine arkada yine oyuncu değerlendiriyorduk. Az önce daha yapıyorduk Serdar'la yani. Yaptık. Diğer soru. Antrenmana çıkmamak için sakatlık veya hastalığınızı bahane ettiniz mi? Ben yaptım. Ben ayrılmak için antrenmana çıkmadım. Yok ya. Yani 3-4 gün bayağı önde. Sakatım dedim. Yaptım. Ben zaten genelde sakat olduğum için yapmama gerek kalmadı. Bu kafadan yani. Sakat oluyor. Yani. Program yok onun. Tamam. Okuldan kaçtınız mı? Hiç. Kaç kere? Okula gitmedim ki ben. Lise terkim. Zaten devamsızlıktan kaldım. Yaptık. Okuldan kaçmayan olmamıştık herhalde ya. Kantra kaçmayan var mıydı? Yok kanka. Gizli numaradan birisini aradınız mı? Oo, kare 31 kare. Ben hiç aramadım ya hayatımda. Ciddi misin? Vallahi hiç aramadım. Aynen, kare 31 kare yap ara. Beni aradılar gizli numaradan. Daha eskiden ya, bundan 10 sene önce falan çok popülerdi bu gizli numara. Aynen. Ama şimdi öyle çok yapan da yok herhalde ya. Bilmiyorum, vardır belki de ama gençler bilirler. Abi hala arada oluyor ya. He. Şaka yapıyorum. Lan seni kim arayacak gizli numarada? Abi arayan oluyor yine. Fake hesaptan bir arkadaşınıza mesaj attınız mı? O işte bir ablam yaptırmışımdır ya. Ablam yapıyor ben o işleri. Ben yapmıyorum yani. Da ablam yapıyor o işleri genelde. Bütün sülaleyi takip ediyor ablam. Benim de yaptırmıştım mı? Kendi özel hesap değil de. Geçiyorum. Geçin. Bir şey anlatacakmışsın gibiydi. Yok yok. Bende her türlü şey varmış, onu anladım. Hiç ailenizin veya sevgilinizin özel bir gününü unuttunuz mu? Şu an aklıma gelmiyor da unutmuşuzdur yani. Abi, olabilir. Aynı 15'i dün müydü? Annem doğum günüymüş. Öğlen ablam hatırlattı ya. Senin annenin doğum günü belli mi ya? Ben de unutmuşumdur. Hayır, o eskiden hani tam gününü yok, bilemiyorlar ya, ondan dedim. Yani sizin oğlum. Kiraz ayında doğmuyor. Daha hangi gün belli değil. Hiç oyun oynarken hırsınız yüzünden hile yaptınız mı? Yaptık çok. Ben çok yaparım. Yani. Hiç yenilme yazma demem. Mesela 101'de elini... Ben her gün yapıyorum hatta. Yani. Onun için oynuyormuşsun gibi. Tabii ben çok... Bilirler beni, PlayStation'la mesela. Konsolla oynanıyor. Ben klavye mouse'la oynuyorum mesela. Çünkü onlar da öyle oynuyorlar. Araplar çok hileci bir oyunda. Ben de onlara karşı gelebilmek için ben de klavye mouse aldım. Yani normalde konsol oyunu kolla oynanması lazım. Ama ben klavye mouse'la oynuyorum. Her gün hile yapıyorum. Ben her yerde yapıyorum ya. Sahada, oyunda... Kazanmak için her şeyi yaparım ya. Yani. Mesela top elime çarpar, yeme mi diye dedim ya. Çarpmadı diye diyormuşum. Hiç yanlış bir gruba yanlış bir mesaj attınız mı? Oluyor ya. Tabii. Çok, yapmadın mı? Çok dikkatliyimdir o konuda. Ben de yapmadım, inşallah da yapmam yani. Ben Ceylan'a yazarken gruba aşkım, canım, bir tanem seni çok seviyorum yazdım ya. Yani. Erkekler vardı gruba. Onlar da bana yazdılar.
Var mı bir anı? Ya benim kız arkadaşıma fotoğraf atacağım zaman yapmadım. Yani. Takımın grubuna atmıştım işte. Orada da zaten bayağı bir dalga geçmişlerdi. Orada patladım. Başka yok. Hiç izinsiz telefon karıştırdınız mı? Benim en büyük hobim. Allah Allah. Boş telefon görmeyeyim, hemen elime alırım şifresini. Ciddi misin abi? Hayatta ya, zaafım benim ya. Ben telefon ben gördüm mü karıştırırım ya. Yapmadım da. Yaptım. Benim eşim ajan gibi her gece bakıyor telefona ya. Güven verememişsin. Kanki verdik de yok, anlamadım ben ya. Ya. Neyse başa. Tabii. Hiç uçak kaçırdınız mı? Yok ya, uçak hiç kaçırmadım ya. Ya. Evet, uçak hiç kaçırmadım. Ben check-in yapıp hep 25 dakika kala gidiyorum uçağa yani. Önceden yapıyorum abi. Hiç beklemeyi sevmiyorum uçağı. Uçak yaptım. Kaldırmışsın o yüzden. Yaptım işte, uçak kaçırdım. Ha. Doğru yaptım. Baba senin için yapmadım. Hayır, check-in yapıp gittim anlamında. Tamam. Berberden hiç mutsuz ayrıldınız mı? O çok, çok ya tabii. Mesela ben saçım fazla yok. Emrullah abiyle bir berber önerdi İstanbul'da. Ya adam 250 lira para aldı benden ya. Çok zoruma gitti, bir daha da gitmedim. Sürekli de kulağını çınlatırım. Ya şöyle, kötü berber değil de biraz para zaafı var diyelim. Aslında hayır, kötü hayır, para zaafı değil. Normalde 250'lik bir tıraş daha görmedim. Bazı arkadaşlardan 500-600 aldığı da oldu yani. Neyse, rakam vermeyeyim. Vereyim abi. İsim de vereyim mi abi? Açıklayayım ben. Hiç telefon numaranızı bile bile yanlış verdiniz mi? Yok, vermem. Ben vermem. Ya hatırlamıyorum abi. Ben bekarken özellikle doğru verdim mi diye bakıyordum yani. Dikkatli inceliyordum. Tamam. Hiç antrenmana geç kaldınız mı? Kalmışızdır. Yok, ben kalmadım. Hiç hayatımda antrenmana geç kalmadım. Antrenmana geç kalmadık yani. Yani toplanmaya geç kalmışızdır yani böyle, ama antrenman sahasına hiç geç kalmadım hayatımda. Tamam. Böyle de bir iş alakam var. Hiçbir yerde hesap ödemeyi unuttunuz mu? Hesap ödemeyi unutmam. Çünkü benim olduğum yerde başka kimse hesap ödeyemez. O yüzden hep bana kalıyor yani. Sizin maşallahınız var ya. Ne güzel insanlarmışsınız ya. Bakalım ya. Hiç sınavda kopya çektiniz mi? Yok, ben çekmedim. Olmasa mezun olamaz mı? Yaptım. Lise 1'i geçemezdim. Okula gittiğim zamanlarda sınavlar gözüm şaşı oluyordu benim ya. Hep çalışkan yanına otururdum. Serdar'ın göz zaten hep kasası. Onu yaptık ya, onu yapmayan yoktu. Hiç arkadaşınızdan aldığınız bir eşyayı bilerek geri vermediğiniz oldu mu? Yok. Yapmadım. Ben başka kişinin eşyasını girmem yani kolay kolay. Evet, İhtimal almam da yani. Aynen, ondan. Vermeyi de sevmem, almayı da sevmem. Evet, ben tabağımdan yemek bile vermem başkasına mesela. Döneceksin. Alayım onu istediğin ama yemek vermem tabağımdan ya. Benim tabağımdan almasın. Abi niye sinirlendin ya? Geriliyorum. Sakin ol abi. Hassas nokta var mesela. Şimdi beni tanıyan arkadaşlarım gelip benim tabağımdan yemek almaya çalışıyor. Diyorum ki ne istiyorsan gideyim alayım sana aynısından. Onlar geçen yüzüne yapıyorlar. Şahit oldum ona. Bunu söylediğini unuttum. Sakın tabağımı ellemeyin. Tavga çıkar. Konu nereden tabağa geldi? Sen niye bir şey? Hiç istemeyerek bir film izlediniz mi? Yaptım. İzledik. Zorunda ya, kaldınız mı yani? Yani? Yok ya, ben izlemedim. Ciddi misin ya? Ben Ceylan'ın yüzünden kendimi mahkum hissediyorum ya. Nerede kötü film var bana izletiyor ya. Bazen de izlemek zorunda kalıyorsun ya öyle işte yani. Hiç yaşınız hakkında yalan söylediğiniz oldu mu? Yok, ben hiç söylemedim. Ben söyledim ya. Ne oluyor ya, bende hiç yok ya. Arada oluyor ya. Ben çünkü küçükken de büyük gösteriyordum. Aynen ha? Ben de o yüzden. Allah Allah. Sorun olmuyor. Ben yaptım. Ha, bazen şimdi ufaltmaya çalışıyorum ama ufalmıyor artık yani. Hiç ailenizin arabasını kaçırdınız mı? Oo tabii. Benim çok güzel anlarım var. Kaçırmadım da kaza yaptım ben. Kaza yaptım, kaçırıp bir de yani. Babamdan habersiz kaza yaptım, vurduğum araba da polis arabası. Evin kapısından çıktım 50 metre, hani o kadar heyecanlıyım ki. Arabayı kaçırdım, kaçacağım. 50 metreye gittim, bir kalkışım var, vitesli araba o zaman. Önde polisi gördüm, dur dedi bana. Elim ayağım boşaldı zaten dur deyince, önde duran polis arabasına vurdum. Ondan sonra babam da evde bana vurdu. Abi sen direkt kelepçeyi taksaydın. Hiç futbolcu olduğunuzu gizlediniz mi?
Yok, ben hiç izlemedim. Ben izledim ya. Ben de izledim ya. Ben hiç izlemedim. Var mı bir hikayesi? Ya genelde işte takside falan. Ha. Babalar oluyor. Susmuyor ya. Bir de bazen konu çok uzuyor ya, hani söylemek istemiyorsun. Tamam. Hiçbir etkinlikte uyuyakaldınız mı? Yok, kalmadım. Ben her yerde uyuyakalıyorum yani. Benim uyuyakalma şansım benim yok ben, hiçbir yerde. Benim mesela çünkü uyumam için şartların oluşması lazım. Şurada biraz beni salın, uyuyorum yani. Evet. Otobüste her yerde uyuyorum abi ya. Ben de aksine uyuyamadığımız için. Sen aynen. Hiç, son soru bu. Evet. Hiç bu oyunda yalan söylediniz mi? Yok. Ben bunu az öncekilere sordunuz mu? Siz sormadınız değil mi? Yok, sordular da. Ben söylemedim. Ama ben söylemedim de üçünü söylediğine inanıyorum. Çünkü bu kadar dürüst olamazsın. Yok. Kesinlikle üçü söyledi ya. Ondan da adına yaptığımı kaptırıyorum ben. Peki birbirinize sormak istediğiniz var mı soru? Yani takım diğer kişilere. Var mı başka sorusu? Yok, çok teşekkür ederiz.